Herkese merhaba. Bugün günlerden 11 Aralık 2020 Cuma. Haftanın son manşet yayınıyla karşınızdayız. KJD Altbank'ta yargıda yaparız şeyini ülkesi dedik. Birazdan bu yargı ile ilgili haberlere bakacağız. Neden böyle bir Altbank'ta neden böyle bir başlık attık onu da anlatacağım. Ama Gündeme geçmeden evvel Wordometer'dan son günlerde, son programlarda yapmayı alışkanlık hale getirdiğimiz vaka ve ölüm sayılarını, Covid-19 salgınındaki dünya çapında vaka ve ölüm sayılarını zirveden aşağı doğru bir kere daha ekrana getirmek istiyorum. Siz de elinizdeki telefondan, bilgisayardan güncel rakamları takip edebilirsiniz. Çok kolay, bütün dünyada herkese açık. Sarı blok vaka sayıları, kırmızı bloksa ölümler. Türkiye burada görüldüğü gibi dördüncü sırada dünya çapında. ilk sırada Amerika var 217 bin vakayla. Onu Brezilya, Hindistan takip ediyor. Ardından Türkiye geliyor. Türkiye ise Almanya, Rusya, İngiltere, İtalya, Fransa takip ediyor. Ölü sayılarına baktığınızda Amerika gene zirvede dünkü rakamlar bunlar. 2974 ölü yaklaşık 3000 ölü her gün gerçekten ağır rakamlar. Amerika kapanmış durumda. Şehirler, eyaletler gelen haberler pek iç açıcı değil. Yeni başkanın ilk büyük sınavı da bu olacak. Joe Biden. Brezilya 769 ölüm. Türkiye'ye dikkat edin. 220 ölü bildirmiş dün itibariyle. Fakat Türkiye'den vaka sayısı daha az olan Almanya. Türkiye'den vaka sayısı az 529, Rusya 562, İngiltere 516 İtalya 887 Türkiye'deki vaka sayısının yarısı kadar vaka bildiren İtalya'da 887 ölü Türkiye'nin 4 katı ölü rakamı bildirmiş. Dolayısıyla Türkiye'deki rakamların doğru olmadığının bir anlamda istatistiki olarak da teyididir bu. Yargıda yaparız şeyini ülkesine geçmeden evvel Ahmet Şık son derece enteresan tweetler paylaştı. Onunla başlamak istiyorum. Ee, YouTube kapağımızda bu noktada, yüksek yargıda muazzam bir ifşa e, skandalı var. İsmin kim olduğunu açık etmemiş ama bu ismi tahmin etmek güç değil. Son dönemdeki atamalara, son dönemdeki ismi öne çıkan e, yargı mensuplarına bakıldığında rahatlıkla tespit edilebilir. Ahmet Çık diyor ki... E, paylaştığı Twitter mesajlarında. Bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birinde ismi çok bilinen üst düzey bir yargı mensubu varmış. Ününün nedeni mesleki bilgisinden değil, siyasal iktidarın kullanışlı tetikçiliğini üstlenip hukukun celladı olmasından gelirmiş. Daha da yükseleceğini hayal ederken siyasal iktidar içinde işler karışmış ve terfi ettirilerek koltuğundan olmuş. Buna rağmen daha da yükseleceğini umarken birkaç gündür başı daha çok belaya girmiş. Özel hayatıyla ilgili sırrını öğrenen eşiyle kavga çıkınca dişini kırana dek dövdüğü karısı darp raporu alıp kendisine şikayet etmiş. Eşinin görevi nedeniyle şikayet başvurusu işleme alınmak istenmemişse de olayın büyümesinin yaratacağı endişeyle şikayet işleme konulmuş. Bir başsavcı vekili aracılığıyla yapılan şikayet yargı mensuplarını soruşturan kurulun ilgili dairesine gönderilmiş. Söz konusu şikayet sadece darpla ilgili olarak kalmayıp Yargı mensubunun mal varlığındaki artışı sağlayan Yolsuzluk rüşvet iddialarını da içermekteymiş. Yakın geçmişte sahip olduğu makamdaki kullanışlılığı ve iktidar tetikçiliğinden kaynaklanan ilişkileri nedeniyle olay şimdilik gizli tutulmaktaymış. Ama dedikoduların yayılma hızı nedeniyle örtbas edilebilecek miymiş yakında herkes görecekmiş. Evet e, özel hayatı ile ilgili bir sırrını öğrenen eşi tarafından e, suçlanınca kavga çıkıyor dişini kırana dek eşini dövüyor. Eşi e, bunu adliyeye intikal ettiriyor, kişinin görevinden dolayı adli bir işlem yapmak istemiyor arkadaşları ama açılıyor dosya, o arada yolsuzluk vesaire konuları da var. Türkiye'deki yargı mensupları özellikle yüksek yargıda, özellikle iktidarın tetikçiliğini yapan kadrolar itibariyle boğazlarına kadar suça batmış durumdalar. Özel hayatları berbat, e, yolsuzluk, sahip oldukları mal mülk her şeyle e, elle tutulur hali yok. Ee, ne diyor Arzu Yıldız Arzu Yıldız iki tweet paylaşmış. A, arkası arkasına okuyacağım. Benim bir şey söylememe gerek yok. Her şeyi zaten çok güzel anlatıyor. Mahkeme toplumsal düzeni korumak için kurulan en önemli kurum ama düzeni düzen olmaktan çıkaran adalet ya da gerçeği ortaya çıkarma gibi bir gayreti olmayan sadece bir suçlu ona uygun bir suç bulmalıyım anlayışıyla işleyen bir yer olmuş diyor. Evet, mahkemeler böyle bir suçlu ve ona uygun bir suç bulmalıyım anlayışıyla çalışan yerler. Mahkeme adı altındaki yerler toplu dedikodu evlerine dönmüş. Söylenti ve iddialar üzerine konuşmalar yapılıyor. Karar denilen şeyde iftira olarak soyut söylentilerle dayanan çıkarımlar, yasa, suç, kanun, adalet denilen tanımların birinin bile karşılığını göremiyorsunuz demiş devamla. Ama işte bir kadın dayak yiyor yüksek yargı mensubu eşinden darp raporuyla mahkemeye gidiyor. Onun hakkında işlem yapmaya çekiniyor. Çünkü Arzu Yıldız'ın da dediği gibi söylenti ve iddialar üzerine konuşmalar yapılıyor, iftiralarla karar alınıyor. Yargıyla başladık, onunla devam edelim. İlerleyen dakikalarda ekonomi ve salgınla alakalı enteresan paylaşımlarımız olacak. Şentop Meclis Başkanı artık dünya değişti, adaletsiz düzen çöküyor demiş Akit'teki haberde. Evet doğru. Dünya değişti, adaletsiz düzen çöküyor ve okkanın altına ilk gidecekler de sizler olacaksınız. Bu gözlerde Allah ömür verdiyse önümüzdeki senelerde çatır çatır yargılandığınızı ve işlediğiniz suçlardan dolayı bir daha gün göremeyecek bir şekilde tüm hayatınızı zindanlarda geçirdiğinizi görecek. Sözcü, işte yargının durumu, savcılık yazısında şikayetçi kişi avukat gibi gösterildi. Müjdat Gezen Metin Akpınar'ın TV'de küçük bir eleştiri yüzünden başına gelenler komedi filmini aratmıyor. İki ünlü sanatçının yargıda yaşadıkları. Ahmet Kabadayı isimli kişi Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan şikayetçi oldu. İstanbul 3. Su Hakimliği iki sanatçı hakkında adli kontrol kararı verdi. Ancak soruşturma savcılığı İstanbul 4. Su Hakimliği'ne bir yazı yazarak iki sanatçının avukatının Ahmet Kabadayı olduğunu belirtti. Ve bu avukatın müvekkilleri olan Gezen ve Akpınar'ın adli kontrol kararına itiraz ettiğini, tutuklanmalarını istediğini yazdı. Bu nasıl iş? Çünkü bir, Savcılığın yazısındaki Ahmet Kabadayı avukat değil. 2. Gezen ve Akpınar'ın avukatı gibi gösterilen bu kişi onlardan şikayetçi. Dostyalar bir şey yok. Dosyalar teker teker kapanıyor demiş. Hafta sonları, e, cuma günleri e, azınlık gazetelerine yer veriyorum biliyorsunuz. Shalom'un birinci sayfasına ulaşamadım tüm aramalarıma rağmen. Agos'u ekrana getiriyorum. Türkiye Ermeni toplumunu ve ülkedeki hak savunucularını yakından ilgilendiren nefret cinayeti davaları mağdurların adalet beklentisi karşılanmadan teker teker kapanıyor. Daha doğrusu kapatılıyor. Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink cinayeti davasında artık savcılığın esas hakkındaki mütalaası bekleniyor. Bu davada sona yaklaşıldığı anlamına geliyor demiş. Yeni yaşamdan yürek burkan bir haber. Mezarlıktan çıkardılar, 3 yıldır vermiyorlar. Bitlis yukarı ölek köyü. Garzan Mezarlığı, ailelerinden habersiz olarak çıkarılıp adli tıpa gönderilen 282 cenaze 3 yıldır ailelere verilmiyor. Cenazelerin ATK incelemesinden sonra adli tıp kurumu. İstanbul Kilios'ta kaldırıma gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Hatırladınız değil mi Kilios'ta kaldırımın altında çıkan cenazeleri? Yani dirinin de şansı yok, ölünün de şansı yok. Böyle bir ülke. Böyle bir ülke. Onun için insanlar o ülkede gömülmek bile istemiyor artık. Bir diğer konu yoğun bir şekilde gündemde taciz iddiaları ve bununla ilgili ifşalar. Kadınlar özellikle ünlü yazarları, ünlü yazarlar hakkında kendilerine saldırıda, cinsel saldırıda bulundukları yönünde iddialar ortaya ortaya koydular ve bu da sonuç vermeye başladı. Fitil ateşleyen Leyla anlattı diyor Hürriyet gazetesi bir numaralı hedef yazar Hasan Ali Toptaş e, demiş ki Toptaş beni taciz etti, her sektörden korkunç taciz hikayeleriyle dolu mailler aldıklarını söyledi. Evet. Şöyle anlatıyor 2011'de İstanbul'da genç bir öğrenciydim, sıkı bir Toptaş okuruydum, sosyal medya üzerinden tanıştık beni yazı evine davet etti. Burada fiziki tacizde bulundu. O arada Everest yayınları Hasan Ali Topbaş'la ilişkisi, Toptaş'la ilişkisini kesti. Ödülleri de geri alınıyormuş efendim. Eril faillerin bileti kesildi diye karardan bir başka haber. Yayın evleri kitaplarını basmayacak. Yine daha çarpıcı olan nokta da Türkiye koca bir olay yeri. Son 10 yılda cinayetler %532, cinsel suçlar %932 arttı diyor. 10 kat artmış yani. İnanılır gibi değil. Türkiye'de. Kadına şiddet durmuyor. Sadece Hasan Ali Toptaş değil, Bora Abdo'da e, iddialar üzerine yayın evinin ilişkisini kestiği yazarlardan biri. Pelin Batu bizdeki Me Too hareketi. Ben de e, sinava, sinema ve medya sektöründe başlarsa pek çok put yıkılacak, arsız oportunistler ifşa olacaktır diyor. Katılıyorum. Medya sektörü bundan geri kalır değil, hele sinema dizi sektörü asla. Orada özellikle e, sinema dizi sektöründe yapımcılar, yönetmenler, başrol oyuncuları erkek olarak, medya sektöründe de gene belli pozisyonları tutmuş erkekler, kadın erkeklerin mühim bir bölümü kadınlara farklı bir gözle bakıyorlar. Ve bu konuda sadece bu kulaklar onlarca şey işitmiştir. Bizzat bunun mağduru olan kadınlardan. Evet. Kolay bir süreç değil. Kadınlara Allah sabır versin. Melis Alpan. Kadınların maruz kaldığı tacizleri en çok aktaran biz kadın gazeteciler kendi başımızdan geçenleri ve veya Yıllarca medya koridorlarında tanık olduklarımız acaba neden anlatamıyor, neden ifşa edemiyoruz? Başımıza bir şey gelmesin diye ifşa edilemiyordu yani. İşimi kaybederim, pozisyonumu kaybederim. Kaç kişi geldi bana anlattı yani. Evet bir yönetici olarak çaresiz kaldığınız anlar da oluyor. Ayşe Hür, tacizle suçlanan İbrahim Çolak intihar etmiş. Bu haberin altında hiç üzülmedim, tacize uğrayan kadınlar intihar ederken neredeydiniz gibi cümleler yazılmış. Özrünü en dramatik şekilde dilemiş birini dahi affetmeyecekseniz, o zaman yüzleşme ve özür siyasalarının anlamı nedir? Evet, son kelimeyi anlayamadım neyi kastettiğini. Ama haberi verelim. Taciz e, suçlamalarını kabul eden İbrahim Çolak veda mesajı bırakıp intihar etti. Bir süredir sosyal medyada bu iddialarla gündeme geliyormuş. Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim kendimize yakışanı yapalım düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hasreten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum." demiş ve intihar etmiş. Ayşe Hür de bunun üzerine diyor ki, yani hem özür dilemiş, hem de dramatik bir şekilde canına kıymış. Daha ne istiyorsunuz? E, fakat e, taciz iddiasında bulunan, cinsel istismar iddiasında bulunan kadınlar intiharın bir kısa çözüm veya basit çözüm olduğunu kişilerin bu suçlarla yüzleşip e, ve bunun bedelini ödemesi, bu dünyada yaşadıkları hayatta bedelini ödemesi gerektiğini düşünüyorlar. Haliyle, buradan devamla şunu da söyleyebiliriz. Hasan Ali Toptaş da şu anda zannediyorum hayatının en sıkıntılı günlerini geçiriyor. E, savcılık harekete geçti mi, hukuk harekete geçti mi bilmiyorum. Bu insanlar hayatlarının bittiğini düşünüyorlar, kariyerlerinin bittiğini düşünüyorlar ve bu noktadan sonra yaş gelmiş zaten 60'a 70'e bu noktadan sonra benim için yaşam zaten bir zindanda bir yaşam deyip bir biçimde bir yolunu bulup hayatlarına kıyıyorlar. Haliyle koruma altına alınmalılar. Yani söylemeye çalışma, çalıştığım bu. İsta, e, Amerika'da e, Harvey Weinstein e, güya kameralarla gözetlenen hücresinde intihar etmişti. Çünkü o da hayatının bittiğini biliyordu. Melanie evine dönmek istiyor. Kocasının son seçim kampanyasına kadar 17 kadın tarafından e, cinsel istismar, işte birlikte olma, para karşılığı birlikte olma gibi 17 kadın e, Donald, Trump Donald Trump hakkında şikayette bulundu ama Amerikan hukuku hiçbir şey yapmadı. Harvey Weinstein'leri falan falan içeri attı ne bileyim e, ne, e, House of... Kars'ta Kevin Spacey'nin aktörlük hayatı bitti. Yıllar yıllar önceki bir eşcinsel ilişki iddiası ile ilgili olarak falan ama Trump'a bir şey olmadı. Hep söylüyorum. Bu bu, bu evliliğin Trump'ın üçüncü eşi. Bu evliliğin görüntüde sürdüğü, Beyaz Saray yüzü suyu hürmetine sürdüğü ortadaydı. İşte Melanie Trump da evine dönmek istiyormuş başkanlık bitince. Belki de Trump'ın tekrar seçilememesine en çok o sevindi. Şimdi dönelim ekonomiye. 5 milyon dolar hibe etti efendim Türkiye Cumhuriyeti Tunusa. Ee, ayrıca Niger, Nijerya ve Kongo'ya da Covid ilaçları ve solunum cihazları hibe edilmiş. Tabi vatandaşın bundan haberi var mı bilmiyoruz. Bu da işte efendim 5 milyon dolar Tunusa verilen ee, hibe'nin, nakdi hibe'nin, Amerikan doları hibe'nin resmi gazetede yayınlanması. İnsanlar acından kendilerini asıyorlar. Yani bakacağız işte kendini asan yurttaşın eline iş ve aş yazdığı ortaya çıktı. Samsun Canik, Kuzey Yıldızı Mahallesi, Çiftlik Caddesi, İMKB Lisesi önünde eline iş ve aş yazan bir yurttaşın cansız bedenine ulaşıldı. Irmak kenarında kendini asan yurttaşın cansız bedenini görenler polis ekiplerine haber verdi. Bir anda böyle bir ülke bir anda da sağ cebinden 5 milyon doları çıkartıp Tunus'a gönderen bir ülke. İhvan sevdası kriz takmadı diyor bir gün gazetesi. Milyonlar elektrik doğalgaz faturalarını ödeyemezken ben ekleyeyim kendini asarken işsizlikten ve açlıktan Tunus'a 5 milyon dolar hibe yapılacak. Hibeye tepki yağdı. Madem para var halka neden dağıtmıyorsunuz? Bari bunu yapmayın diyor Milli Gazete Sürmanşet'ten. İşsizin bildiğini işsizden saklayamazsınız. Açıklanan işsizlik rakamları devlet ciddiyetine yakışmadığı gibi kalem oyunlarıyla insanlarla dalga geçiliyor. Devlet ciddiyeti mi kaldı ya Milli Gazete? Gözünü seveyim. Yaptırımlar geliyor. AB'nin yaptırımı Türkiye'yi ırgalamaz dedi Cumhurbaşkanı. Amerika'dan da geliyor. Trump kongreden geçen 17 maddelik yaptırım listesinden ya da 12 maddelik yaptırım listesinden 5'ini e, onaylamak zorunda. Ama 3'te 2 çoğunlukla geçerse e, yaptırımlar Trump'a gerek kalmadan e, devreye girecek. O arada Türkiye'nin, tabi bu yaptırım meselesinden vatandaş çok bir şey anlamıyor. Yani Amerikan yaptırımı nedir, Avrupa Birliği yaptırımı nedir? Dolar artmaya başlayınca, döviz artmaya başlayınca görecekler. Yaptırımlar şu, yani ticari yaptırımlar. Ülkeyi köşeye sıkıştırmaya dönük kişisel yaptırımlar, kesilecek cezalar vesaire. Ee, Avrupa Birliği ve Amerika özellikle Türkiye'nin Amerika'daki yaptırımlar S400 e, füzelerinin konuşlandırılmasıyla alakalı. Avrupa Birliği yaptırımları da Doğu Akdeniz'deki idrar yarışıyla alakalı efendim. Bu mavi vatan meselesinden dolayı. Her neyse bu ikisi de geliyor. Çıktı geliyor. Bugün yarın e, göreceğiz ve Türkiye ekonomisi zaten boğazına kadar batmış durumda ve bundan sonra buradan işte reis beyefendi nasıl çıkacak? veya çıkabilecek mi göreceğiz. Ben açıkçası bundan birkaç ay evvel yazdığım yazıda 2020'yi atlatamazlar demiştim. Bütün bu verilere dayanarak söyledim. Benimki bir kehanet kahve falına bakarak konuşma falan değildi. Ağustos ayıydı. TR724'te yazdığım yazının başlığı 2020'yi atlatamazlar. Şimdi bana hala Twitter'dan soruyorlar. 2020'nin bitmesine az kaldı hala başladılar falan. Yahu <laughs> ben size bir vakayı ortaya koyuyorum. Ekonomik olarak sıkışmış durumdalar. Sosyal olarak sıkışmış durumdalar. Her anlamda dibi görmüş durumdalar. Ülke ilan edilmemiş bir iflas yaşıyor. Borçlarını ödeyemez. Halde bir iki şey daha söyleyeceğim dövizle ilgili vesaire. Siyaseten bitmiş durumdalar. AKP'nin oyu 30'un altına düştü. MHP ile birlikte 40'ı bulamıyor. Ha şimdi bir dümen çeviriyorlar. Bir şey yapacaklar. Yani buradan çıkış için bir şey yapmaya çalışıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bu verilerle hiç kimse 2020'yi atlatamaz. Ha atlatırsa da Halka geçmiş olsun diyeceğim o yani. Dijital dönüşümü hızlandırmalıyız. Hürriyet ekonomi manşeti. Hızlandıramaz. Dijital dönüşüm kendi kıyameti demektir. İnternetin ne kadar ağırlaş, ağırlaştığını görüyoruz Türkiye'de. İnsanlar girip bir şey izleyemiyor artık. Ve daha da ağırlaşacak. Dijital dönüşümü hızlandırmalıyız diyen kişi önümüzdeki aydan itibaren sosyal ağların tamamını Önce reklama kapatacak ardından ağırlaştıracak sonra da tamamen kapatacak. Ekonominin durumu iyi Partili Durmuş Yılmaz bak ne söylüyor. TÜİK'in bu yıl ithal edilen 22 milyar dolarlık altını ülkeye fabrika yatırımı yapılmış gibi ekonomik büyüme hesabına dahil etti. Bütün dünya küçülürken daha evvel burada tabloyu verdim. Türkiye büyüyor. Tuhaf yani. Bütün dünya önünü göremezken ve herkes kemer sıkmadan bahsederken güzel günler gelmiyor, sıkıntılı günler geliyor derken ülkelerin başbakanları, cumhurbaşkanları bizim ülkemizde pembe vaatler dağıtılıyor ve rakamlarla oynanıyor. Yani Durmuş Yılmaz'ın şu söylediği suç. Bu işi yapan sıralı kim varsa hepsi bunun hesabını verir. Vermeli ama göreceğiz ne olacak. 22 milyar dolar ithal edilmiş altını fabrika yatırımı yapılmış gibi gösterip Büyümeye dahil ediyor. Dünya bunu bilmiyor mu? TÜİK varsa sorun yok. TR724 manşet, Eylül ayı işsizlik oranı %12.7. İşsizlik oranları düşmüş yani. O kadar iş, kişi işini kaybetmeye devam ederken. Neye göre, ne biçimde yaptıkları belli olmayan hesaplar TÜİK. Bu nasıl iş? Korkusuz, nüfusun artmasına ve istihdamın azalmasına rağmen işsizlik düştü. Hep söylüyorum yani bu nasıl iş diye banşet atacağınıza siz kendiniz rakamların sağlamasına bakmalısınız. Enflasyon rakamlarının sağlamasını yapmalısınız. İşsizlik yap rakamlarının sağlamasını yapmalısınız. Yani bu rakamları alıp artık doğru gibi kabul edemezsiniz. Evrensel Gazetesi işsiz sayısı 9,5 milyon oldu. Sefer Selvi'nin karikatürü. 18-25 yaş aralığındaki işsiz gençlerin %74'ü sadece yol yemek veren bir yerde çalışmaya razı diyor. Yol yemeye 4 gençten 3'ü çalışmaya razı. Yol artı yemek. Yol ve yemek parasına çalışmaya razıyım. Benim yol ve yemek paramı ver, gel başla. demiş patron. Artık iş oraya gidiyor yani. TÜİK alay ediyor demiş Cumhuriyet. Genel tanımlı işsiz sayısı 9,5 milyonu aştı. Kurum yine perdeledi. Erken Kalkan Parti kuruyor. Cilalı Taş Devri Emre Ulaş'ın karikatürü. İçişleri Bakanlığı, YSK, AKP dolmuşu. Hadi parti kurmaya bir iki. Erken Kalkan Parti kuruyor. CHP ve İyi Parti'deki bölünmeleri kastediyor. Bu bir AKP saray projesi. Besbelli. Artı dış dünyaya gittiklerinde de bizim ülkemizde serbest seçimler var, 80-90 tane parti var falan diyorlar. Her şeyin normal olduğu görüntüsünü vermeye çalışıyorlar. Her iki yönden de iktidarın işine yarayan bir konu. İbrahim Özdabak Yeni Asya karikatürü, adalet, hukuk, ekonomi, işsizlik, güven, huzur hepsinin üzeri çizili bir ülke. Huzur hakkı. Evet çok sayıda kurumdan maaş alanlarla alakalı bir konu. Bir de huzur hakkı diye bir şey çıktı. Neyse bu artık yani. Ana yurt iş yok, borç yok, umut yok. Yerlinin döviz hesabı 3.2 milyar dolar arttı. Dünya Gazetesi'nden okuyorum. Bir önceki haftaya göre 3.2 milyar dolar artan yerlinin döviz mevduatı 4 Aralık'la biten haftada 231 milyar dolara yükseldi diyor. Yani döviz mevduatı artıyor. Kılıçdaroğlu son meclis konuşmasında da döviz mevduatının %56 olduğunu söylemişti. Yani bank, Türkiye bankalarındaki toplam mevduatının %56'sı döviz mevduatı. Şimdi bu haberde verilmeyen bir şey de şu. Bu döviz karşılığı yani kamu özel bankalarındaki döviz karşılığı da eriyor. Merkez Bankası'nın kurla mücadelesinde. Yani yarın bankalara gittiğinizde 100 dolar çekmek istiyorum dediğinizde Size 100 doları 100 Amerikan doları banknotu olarak vermeyecekler. 100 doların karşılığı TL olarak verecekler. 500 euro çekmek istiyorum dediğinizde 500 euro karşılığı TL alacaksınız. 1000 pound çekmek istiyorum dediğim dediğinizde 1000 pound karşılığı TL alacaksınız. Parayı basıyorlar nasılsa. Size o pound'un karşılığı pound'u vermeyecekler. Döviz karşılığı TL ödeyecekler. Göreceksiniz bunu ki bu da iyi bir şey yani. Onu da veremeyebilirler ya da onu da veremeyecek duruma geleceklerdir. Bir gün gerçekler acıdır. AKP iktidarı salgınla, enflasyonla, işsizlikle değil, sayılarla mücadele etse de acı gerçekler gizlenemiyor. Gerçek işsiz sayısı 10 milyona dayandı. 400 bin iş yeri kapandı. Krediler takipte. Gerçek verileri mezarlıklar veriyor. Koronaya geçtik. Viral virüs kostümüyle yurttaşa uyarı. <laughs> Sağlıkçıların kaybı 232'ye yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 400 defin var, yarısı salgından. Sadece İstanbul. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Türkiye ölüm sayısı 200 zaten. İstanbul Büyükşehir diyor ki o rakam zaten bizim şehrimizde ölüyor. Peki geriye kalan 80 vilayet yan başlık sağlıkçılar kreşis istiyor. İngiltere'den bir örnek vereyim. Key worker denilen çok güzel böyle İngilizce kelimeler çıktı salgında. Bizim de öğrendiğimiz ama maalesef Türkçe karşılığı yok bunların. Key worker şu. Yani kritik e, pozisyonda çalışanlar, çalışma zorunluluğu olanlar. Onlar iş yapmazsa toplumda işlerin yürümeyeceği pozisyonda olan insanlar. Önce pede çalışanlar manasına geliyor. O dış o çalışanların çocuklarına bakıldı. Okullar ve bakım evleri veya işte kreşler o çocuklar için açıktı o çocukla o çalışanlar için pek çok indirimler yapıldı, iltimaslar yapıldı, toplu taşımadan pek çok hayat hayatlarını kolaylaştıracak konulara kadar. Evet, bunlar önemli. Hayatımızda tek pozitif Covid demiş evrensel. 25 milyon aşıdan muaf diyor. peki kalan 60 milyon aşı olabilecek mi? Türkiye'de 60 milyonu aşılamanız için 120 milyon doz aşıya ihtiyacınız var. Çin'den geldi gelecek dediğiniz aşı sadece 50 milyon doz. Ne zaman geleceği, ne şekilde, ne biçimde geleceği de belli değil. Kimin getireceği, kaç paraya getireceği, hangi koşullarda sevkiyatın yapılacağı falan anla, anlatmayayım yani. Yani batılı devletler bütün nüfusunu aşıp tamam e, gaddarca olabilir. Tamam bencilce olabilir. Tamam dış dünyayı düşünmeden kendi nüfuslarını düşüne Bunların hepsine katılırım. Herkes bir savaş veriyor, bir harp veriyor yani. Kendi nüfusunun sağlığını düşünüyor. Ve herkesi ücretsiz aşılayarak, bakım evindeki yaşlıdan, metroya binen insana kadar, e, hatta en son aşamada gençlere, çocuklara kadar, önümüzdeki sonbahara kadar toplumu iki kere aşılayıp önüne bakmaya çalışıyor. Toplumun iki kere aşılanması ne demek? 66 milyon İngiltere'nin nüfusu toplumun iki kere aşılanması için 250-300 milyon doz aşıya ihtiyacınız var. Onu sipariş verdi zaten geliyor aşılar. Şu anda görüyor onu. Peki Türkiye toplumunun iki kere aşılanması için 90 milyon Suriyelerle, Suriyelilerle beraber nüfusu var Türkiye'nin. Türkiye toplumunun önümüzdeki sonbahara sağ salim garantili başlayabilmesi için Huzur içinde başlayabilmesi için kaç doz aşıya ihtiyacı var? 90 milyonu çarpın dörtle 360 milyon doz aşıya ihtiyacı var. Hadi 60 milyonu çıkın 300 milyon doz aşıya ihtiyacı var. Nerede bu aşı? Onda biri bile yok. Gazete pencere bir perde daha aralandı. Korkunç tablo ortaya çıktı. Toplam vaka 1 milyon 748 bin. Ekrem İmamoğlu günlük vefat sayısı bir aydır 400'ün altına düşmedi. Bugün 437 definimiz var. 204'ü salgın hastalıktan diyor. Türkiye'nin açıkladığı ölüm rakamı da o kadar. Sağlık Bakanı'na dönelim. Ölü sayısını tartışmak savaşta şehit sayısı tartışmaya benziyor. İçinizden geçeni söyleyebilirsiniz. Ben duymuyorum. İstanbul için tam kapanma şart. İstanbul Belediyesi bas bas bağırıyor bakalım ne olacak. Gene bakan AKP'liler aşı olmaya başladı iddiasına yanıt vermiş. Çin'de eczanede satılıyor. İsteyen herkes gidip alabilir. İçinizden geleni, geçeni saydırabilirsiniz. Ben nasılsa duymuyorum. Yayına da yansımıyor. Merak etmeyin. Türkiye hangi hamasetle yürüyor? Türk'ün zafer günü. İşte Türk'ün gücü. Bakın Türkiye Cumhuriyetin kuruluşundan beri hep bu hamasetle yürüdü. Atatürk İnönü dahil bütün Cumhurbaşkanları, Başbakanlar döneminde bu hamasetle insanlar hep bir şekilde milli coşkusu havada tutuldu yeni değil yani bunu kınamayın hep vardı bu hep vardı aydınlık geri kalır mı o Atatürk fotoğrafını da eklemiş zafer güven sevinç Azerbaycan o cumhuriyet Bakü'de tarihi gün Azerbaycan ve Türkiye'den yeni başlangıç çağrısı cumhuriyet de aynı şeyin soyu işte o yani altta İlker Başbuğ'un demeci, Atatürk'ün attığı adım sonuç veriyor. Hepsi aynı şey yani, hepsi aynı. Bir başka konu bitiriyoruz yavaş yavaş. Darbenin sivil paşaları Beşli Çete 28 Şubat sürecinin mühim bir ee, unsuruydu. TİSK, TESK, TOP, Türk İş ve Disk başkanları. Gençler hatırlamaz 1997-98 yılının Sivil inisiyatif diye bir araya gelip askerlere destek veren ve hükümeti uyaran çetesiydi bunlar. Bir kısmı öldü bir kısmı hayatta. Şimdi Beşli Çete diye sunulan da bu. Yani hükümetin e, devletten aldıkları ihalelerle yükselen yolsuzluk, rüşvet ve Erdoğan'ın iş ortakları. Yani... E, isimleri yolsuzluk ve rüşvetle anılan 17-25 ile şifre olan Erdoğan iş ortakları. Şimdi CHP'liler ve diğer pek çok şeyde beşli çete beşli çete bu iş adamları sürekli pompalanıp duruyor. Ya bu 7 sene evvel bugünlerde ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta yıl dönümü 17 aralığın, 17-25 aralığın. 7 sene evvel bugün ortaya çıkan konular yani. 7 sene evvel kulağınızın üstüne yattınız. Havuz işte bu yani. Şimdi beşli çete beşli çete. Bu beşli çete hikaye bunlar muhtemet. Büyük hissedar sarayda oturuyor. Bunları ortaya çıkaran polisler de 2014-22 Temmuz'undan beri yatıyor efendim cesabinde. Onlarla da bir kere bile ilgilendiğinizi görmedik. Yargıda yaparız şeyini ülkesi. Boşuna dememişiz değil mi böyle? Evet. Bu yargıda yaparız şeyini meselesi kelime benim kelimem değil. Rahip Bronson, Papaz Bronson neyse tartışmalarında Pastor Bronson tartışmalarında Amerika işte e, Rahip Bronson'u istiyordu. E, Türkiye'de vermemek için Amerika'dan taviz koparmaya çalışıyordu. Hatta Trump ekonomimizi mahvederim falan dedi. E, sonra da bir şekilde e, bir kapalı duruşmayla Rahip Bronson tahliye edildi. Hemen hazırlanan ilk uçağa bindirilip Amerika'ya gönderildi ve Amerika'da da Beyaz Saray'da başkan tarafından ağırlanmıştı. O pazarlıklar esnasında Amerika'yla Kürsüden konuşurken işte yani kürsüden hitap ederken böyle Amerika'ya ey Amerika ey Trump falan minvalinde konuşurken ee, Recep Tayyip Erdoğan ya işte rahip papaz ver papazı al papazı demişti. Devamla da işte yargıda yaparız şeyini filan demişti yani. Mühim bir itiraftı bu. Ee, herkes her şeyi biliyor. Herkes birilerinin iki dudağı arasında olduğunu biliyor. Yargı adına işte mahkemelerin falan bir komedi düzeni olduğunu falan biliyor. Fakat e, kürsüden de bu şekilde ifade edilmesi, o zaten o edeni de başını fena halde belaya sokacak ve her şeyin onun bilgisi ve onayıyla olduğunu gösterecek bir şeydir. E, mühim bir anekdot. Unutulmayacak ve bu dönemin failleri, bu dönemin zalimleri yargılanırken hep yüzlerine vurulacak cümle o. Yargıda yaparız şeyini ülkesi. Herkese iyi hafta sonları efendim. Yarın perde arkası günü Erhan Başçur, Turan Görür Yılmaz ekranda olacak. Bir sonraki gün gerçek ekonomide pazar günü Profesör Doktor İbrahim Öztürk haftanın ekonomik panoramasını anlatacak. Hafta başında tekrar görüşmek umuduyla hoşçakalın.